Şimdi daha önce sizi çokça konuk ettiğimizde yani böyle karnından konuşan bir isim değilsiniz ama bu defa İyi Parti'nin içerisindesiniz. Parti denklemleri oluyor, bunu anlayabiliyorum ama olma mı diyen Akşener'e karşı şunu sorayım. Olur mu? Başka isimler olacak mı? Kesinlikle olacak. Çok büyük bir ilgi var İyi Parti'ye. Bu konuyu çok net söyleyebilirim. Hem de bütün kesimlerden, yani sadece milliyetçi muhafazakar kesimden değil, merkez sağdan, hatta sol cenahtan çok ilginç temaslar da var. Miyase Hanım'ın tespitine katılıyorum. Önemli bir şey söyledi. Artık merkezi dolduruyor İyi Parti. Bu gerçekten böyle. Evet, zaman zaman sahada yanlış anlaşılmalar, değişik soru işaretleri olabilir ama İyi Parti Türkiye'nin tamamını kapsayan, bütün Türkiye'yi hedefleyen, Türkiye'deki her bir yurttaşın eşit ve birinci sınıf vatandaş olmasını hedefleyen bir parti. Ve evet, önümüzdeki günlerde daha büyük, daha önemli, daha ciddi katkılar olacaktır, katılımlar olacaktır İyi Parti'ye. Tabii siz bu isimleri biliyorsunuzdur. Yani hepsini bilmem mümkün değil. Sayın Genel Başkan kendisi yürütüyor birçok temasları ama ben sadece benimle görüşen ve bu konuda arzusunu ileten kişiler adına konuşabilirim. Sadece benimle görüşen o kadar çok insan var ki bu muhtemelen partinin bunlar diğer şu anda kademeli... AKP içerisinde görev üstlenmiş ya da milletvekilliği görevi devam eden kişiler mi Turan Bey? Eskiler de var dedi galiba. Çok detaya girmeyeyim ama çok önemli isimlerin İyi Parti'de siyaset yapmak için arzulu olduklarının altını çizebilirim size. Peki. Yani isimler konusunda bize bir bilgi vermeyeceksiniz herhalde. Yani böyle AKP'de siyasete hala devam eden isimler olup olmadığı konusunda evet ya da hayır alabilsek bizim için haber değeri yüksek olur. O haber değerini zaten önümüzdeki günlerde bütün toplum görecek. Umuyorum siz bunu yayınlama fırsatı bulursunuz ama sadece şunu söyleyebilirim. Gerçekten büyük bir ilgi var, büyük bir teveccüh var. Sadece genel merkez nezdinde değil, yani Sayın Genel Başkan'ın yürüttüğü temaslar da var. Son derece ince, nezaketle yürütülen görüşmeler de var ama öte yandan tabanda da il ilçe teşkilatlarına çok büyük bir ilgi var. Ben bunu yıllar önce, tabii AKP'nin ilk kurulduğu yıllarda bir başka şekliyle görmüştüm, tanık olmuştum. Bugün aynı heyecanı yeniden sahada görüyorum ve insanların İyi Parti'ye çok büyük bir teveccühünü görüyorum. Burada toplumun ciddi bir sıkıntısı var, beklentisi var, umudu var. Ve Türkiye'nin tamamına dair ciddi sorunlar var ve bunların çözümü için de yine Türkiye'nin tamamının kucaklanması lazım. Ve bu bakımdan İyi Parti merkez siyaset yapan bir parti olarak yoluna devam edecektir. Turan Bey, AKP içerisindeki hem de sarayın koridorlarını sizinle konuşuyorduk. Çünkü Sayın Erdoğan'ı da iyi tanıyan bir isimsiniz. Fakı Baba'nın istifası, hala görüşüyorsunuzdur eminim, oranın kulislerine de hakimsiniz. Fakı Baba'nın istifası AKP içerisinde bir deprem yarattı mı? Nasıl karşılandı ve bir çözülme yaratır mı? Yani çünkü siz sık sık oradaki rahatsız isimlerden söz ediyordunuz. Fakı Baba'nın istifası bir cesaret mi sağladı? Ya da sağlar mı? Şunu söyleyeyim, çok ciddi oranda rahatsız isimler var. Yani benim zaman zaman görüştüğüm, eskiye dayalı ilişkilerimin olduğu insanlar var. Çok saygın isimler de var. AKP içerisinde samimi olarak siyaset yapmış ama gidişattan memnun olmayan, huzursuz olan isimler var. Aslına bakarsanız sizin de programlarınızda çok kereler konuştuk. Son ifşa edilen Zehra Taşkesenlioğlu, Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban üçleminde ya da Sacayan'da ortaya çıkan inanılmaz ve korkunç tablo bile bir partinin çözülmesi için yeterli bir gerekçe. Aslında bunlar parti koridorlarında çok ciddi rahatsızlık uyandırmış, ciddi soru işaretleri var. Ve bu çözülmeye gitmese bile, büyük ölçüde istifa ile sonuçlanmasa bile büyük bir çöküntüye yol açtı, bunu söyleyebilirim. Ciddi bir umutsuzluk var, ciddi bir kaygı var. Gelecekle ilgili de beklentiler büyük ölçüde azaltılmış durumda. Geçtiğimiz günlerde görüştüğüm birkaç arkadaşım açıkça şunu söyledi Şule Hanım. Şu süre bitse de bir an önce işimize dönsek, hani şu köyümüze dönsek hikayesi vardır ya, artık işimize gücümüze dönsek, bu iş olmuyor artık diyen çok sayıda insan var. Peki bu Erdoğan'ın 5, 10, 15 çocuğu var PKK'lıların söyleme AKP'deki Kürt milletvekillerinde nasıl bir etki yaratmış? Bununla ilgili bir duyumunuz oldu mu?
AKP'deki Kürt kökenli milletvekillerinin ciddi olarak rahatsız olduğunu biliyorum. Ama daha farklı bir şey söyleyeyim. Biliyorsunuz hala yarı zamanlı İngiltere'de bir görevim var ve İngiltere'de çok sayıda Kürt kökenli yurttaşımız var bizim. Konuya daha objektif, daha rasyonel bakan insanlar var. Büyük ölçüde incinmişler ve Erdoğan'ın aslında verdiği mesajın PKK olmadığını, bilinçaltını yansıttığını düşünüyorlar ve bu konuda ciddi manada rahatsızlık var. Herhalde 5, 10, 15 çocuğu var derken mağaralardaki o korkunç terör örgütünün herhalde doğum kayıtlarını falan sunmayacak bize Sayın Erdoğan. Dolayısıyla bir hekim olarak söylüyorum, bu rasyonel bir ifade değil. Zımnen zihin altını yansıtan bir ifade ve bu toplum tarafından çok iyi alınmış ve algılanmış. Ve bunun önümüzdeki günlerde Kürt seçmen nezdindeki karşılığını hep beraber göreceğiz. Peki. Turan Bey, çok teşekkür ederiz. Yeni görevinizle bu defa Kayda Geçsin'e katıldınız. Stüdyoda da ağırlamak isteriz sizi. Sağ olun zaman ayırdığınız için. Çok teşekkür ediyorum nazik davetiniz için. İyi yayınlar diliyorum, kolaylıklar diliyorum. Hoşçakalın. Çok teşekkürler. Birazdan bu kulislere bugün biraz fazla devam edeceğiz. Çünkü salı günleri siyasetin en sıcak olduğu günler. Altan'la da devam edeceğiz. Altan Sancar bizimle olacak ama bir daveti de konuşalım. Çünkü evet. o davet konusunda hepimiz bakalım farklı düşünüyor muyuz bilmiyorum. Şimdi ilk bir adım geldi saraydan. Yeni vizyonunu anlatacakmış. Bir anda böyle bir demokrasi aşkı depreşti diye düşünüyoruz. Gazetecilere, muhalif olarak adlandırılan gazetecilere de davet geldi. Sanıyorum Perşembe günü gerçekleştirilecek o toplantı. Murat, sana davet geldi mi? Bana davet gelmedi tabii ki. Katılır mıydın? Kesinlikle katılmazdım. Ben şöyle gazetecilerin her toplantıya gidip o toplantıyı takip edip toplumu aydınlatma görevi olduğu konusunda herhangi bir beis görmüyorum. Oraya o toplantıyı takip edip sonuçlarını aktarma konusunda bir beis görmüyorum. Lakin bahsettiğimiz kişi ve davet eden kurum Cumhurbaşkanlığı. Daha dün Tele1'e 3 günlük kapatmayı konuşuyorduk değil mi? Halk TV'ye her ay ceza geliyor. Milyonlarca TL. Bu zaten kıt kanat ayakta duran kanalların, kendi kendine yetmeye çalışan kanalların ekonomik olarak dar boğaza sokularak karartmaya çalışıldığı bir ortamda. Gazetelerinde onaylanırsa 31 Ekim'de 3 gün karartılacak onun evet, da altını. Gazetelerin basın ilan kurumu eliyle cezalandırıldığı, televizyon kanallarının RTÜK vasıtasıyla tehdit edilerek karartılmaya çalışıldığı, gazetecilerinde her sene kafasına bir balyozla vurularak cezaevine atıldığı, kelepçelendiği ve karanlığa giderken de bunu daha çok hızlandırabilmek için trolleriyle birlikte insanlara hedef gösterildiği ve böyle bir baskı ikliminin kurulduğu bir ortamda Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın 100 yıllık projeyi açıklama gayesiyle yaptıkları bu çağrıyı meşrulaştırma girişimine ben kendi şahsım olarak gidip de orada bulunmak istemezdim. Bir tepki olarak ya da bir duruş olarak bunun sergilenmesi gerektiğini kendi adıma söyleyebilirim. Giden meslektaşlarıma ses çıkarmam. Böyle bir şey hakkımız da yok. Gitmek isteyenler tabii ki gidebilir. Ama hürriyet kavgası farklı bir şeydir ya Şule. Hürriyet kavgası farklı bir şeydir. Karanlığa atılan yumrukları saymazsınız ama aydınlık için verilen mücadele her zaman tarihe geçer. O yüzden de ben kendi adıma böyle bir davete katılmazdım. Onun için de zaten bana davet gelmiyor. Yani sonucu belli olan bir şeye de böyle bir şey tenezzül etmezlerdi. Nitekim de isabet olmuş. Timur, bu davet tartışılıyor. Bir taraf diyor ki davet edilen isimler de biz İYİ Parti'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, farklı partilerin de etkinliklerine katılıyoruz. Buraya katılmamız ya da başka insanlarda röportajlarımız bizi oralı yapmaz. Karşı tarafta da zaten bu değil eleştirilen şey. Bir meşruiyet sağlamak ve oranın tırnak içerisinde mezesi haline gelmek. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Ben katılması gerektiğini düşünüyorum. Yani Murat'tan farklı düşünüyorum ama şunun altını çizmek gerekiyor. Yani gazetecilik tanımı gereği bu tür dönüşüm hamlelerinin veya siyaset sahnesindeki olayların olduğu yerden takip edilmesinin bir haber değeri taşıdığını düşünüyorum. Ve bu konuda da yani etik veya toplumsal demokrasi mücadelesinin açısından bir sorun olmadığını düşünüyorum. Bakın ama şunu altını çizmek gerekiyor. Murat'ın şu söylemine çok katılıyorum. Yani Türkiye tarihinde görmediği bir gazeteci düşmanı iktidarla karşı karşıya. Bakın bunun Türkiye tarihinde örneği olmayacak derecede bir basına yönelik baskı ve istibdat dönemi yaşıyoruz. Bu sadece işte basın ilan kurumunun
gazetelerin ilanlarını kesmesi, Rütü'nün işte Tele1'i karartması, Halk TV'de Kılıçdaroğlu'nun yani genel CHP genel başkanının açıklamasını yayınladığı için ceza kesmesi. Yani bunlar akıl almaz uygulamalar. Ama sadece bunlar da değil. Bakın Türkiye açık, dünyanın en büyük gazeteci cezaevine dönüştürüldü AKP döneminde. Fethullahçılarla, FETÖ ile AKP'nin ortak olduğu dönemde Oda TV operasyonunu düşünün. Yani sahte evraklar yükleyerek bilgisayarlara gazetecileri aylarca hapsettiler, yıllarca hapsettiler. Bırakın ondan sonra Fethullahçılarla kavgaları sonucunda 15 Temmuz darbe girişiminde olduktan sonra bu sefer Cumhuriyet Gazetesi davası açıldı. Yine gazeteciler aylarca, yıllarca tamamen delilsiz, hukuksuz bir şekilde hapsedildi. Yüzlerce, binlerce meslektaşımız işsiz bırakıldı. Yani işsizliğe mahkum edildi. Mesleği bırakmak zorunda kaldılar. Gazetecilere tehdit üstüne tehdit. Ben meslek yaşamımın herhalde 10 yılı yandaş ve Fethullahçı kalemlerin diğer gazetecileri, gerçek gazetecileri tutuklanmakla tehdit ettiği, akıl almaz iftiralar attığı. Rasim Ozan Kütahya'nın ifşaatları başka dünyanın bir başka bir ülkesinde olsa yerinden oynar. Aynen öyle. Nasıl kumpas kurduklarını, bunun için nasıl sahte isimlerle yazılar yazdıklarını itiraf etti. Veya işte o Nagihan Alçı çıkıp televizyonlarda Oda TV davası için daha neler var neler böyle ihtişam işte polisten bize nasıl bilgi geliyor anlattı dünkü bir hatırımızda. Veya bunları da geçelim. Yani ya, düşünebiliyor musunuz? Merkez medya yok edildi Türkiye'de. Yani merkez medyanın alınması yani merkez medyanın Ziraat Bankası kredisiyle yani bizim paralarımızla alınıp yandaşlara verildiğini gördük. Böyle bir yıkımı oluşturdu. Yapan bir AKP bugün bu davetle neyi sağlamış? Ya daha geçen olacak hafta, sadece haber değeri için.